Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün iki tane farklı slime testim var. Katı sabunla slime yapmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Makasla onu böyle kırıp pinçik pinçik parça pinçik ediyorum. İnce ince aslında bir nevi rendelemeye çalışıyorum arkadaşlar. Sonrasında bakalım ne yapacağız bu sabuna? Bundan slime yapabilecek miyim? Sorularının cevabını arıyoruz bu ilk testte. Tutkal yok, boraks yok, slime testi var. Ve başladık bile. Elim acıdı bu arada, ne kadar zor oluyormuş. İyice iyice un ufak ediyorum onu. Oldu mu sizce? Sabun kırılmak üzere arkadaşlar. Güzelce rendeliyorum. Sonra birazcık boya koyacağım. Sonra da bakalım ne yapacağız? Bakalım bundan slime olacak mı? Bir tarifi görmüştüm. Ben de denemek istedim. Sonuç ne olacak? Ama şu an için hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Evdeki sabunu değerlendiriyorum tabii ki. Bir hayli de küçüldü sabun. Siz bunu hızlı çekimde izliyorsunuz ama ben bununla dakikalarca uğraştım aslında. Kıtır 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 kestik, yeter dedim bu kadar. Hadi bakalım, bu kadar yeter bence slime testi için. Daha fazla da sabunu ziyan etmeyelim. Olmazsa da böyle kalsın yani, değil mi? Diğerlerini kullanırız en azından. Hadi bakalım, nereye gidiyorsun acaba? Un ufak olmuş ve tırnağımdaki ojeleri bile içine doğramışım arkadaşlar bu arada. Eriteceğiz bunu. Suyla. Suyla mı eriteceğiz? Yani tabii ki, yani sabuna su dökersek erir. Çok mantıklı. Bence de harika, mantıklı bir iş yaptım. Kendimi tebrik ediyorum. Karıştırıyorum, sonra da köpürtmeye de uğraşıyorum. Yahu nasıl bir tariftir bilemiyorum. Biri bizi kandırıyor mu arkadaşlar? Bu nasıl bir tariftir? Su döktük, boya döktük. Sulu sabun oldu bu. Sıvı sabun bile değil. Sulu sabun diyorum. Ve rengi de pek acayip oldu. Ben no, no, oh no, oh no diyorum ve kabartma tozu koyuyorum. Hadi birazcık dökelim bakalım içine. Bunun da hatırı yerine gelsin. Yani bunun da hatırını yapalım. Döndürelim, karıştıralım ve acaba şimdi nasıl bir abukluk yaparak bu testi devam edeceğiz sorusunun cevabını görüyorsunuz arkadaşlar. Ne yaptım? Mikrodalgada erittim. Evet, anladığınız üzere birazcık da mavi boya koymuştum. Ay, çok beter olmuş. bir gün arkadaşlar, bir gün bekletiyorum çünkü olmadı. Belki bekleyerek kurtarırım ümidiyle. Bir gün geçsin, gelsin. Hoş geldiniz sayın sabunumuz. Harika, berbat bir şey olmuş arkadaşlar. Gerçek mi, fake mi sizce? Bence %500 gerçek. Üzüntü ve muska bu. Ay, vedalaşalım artık. Hoşça kal, bay bay. Sabunumuz boşa gitti. Evet, el sabunuyla devam ediyorum. Bir su gibi slime yapacağım. Bakalım bu test gerçek mi, fake mi? Şimdi göreceğiz. Birazcık da mavi koyalım, mavi boya koyalım ve devam edelim. Çünkü sulu slime olmasını istiyorum. Su gibi adı üstünde. Su gibi slime olması için birazcık da mavi boya döktüm. Ay, rengi çok güzel oldu. Bakalım, suyumuzu da döktük, karıştırdık. İçine yine kabartma tozu, karbonat, tuz, bu 3 maddeden, 3 beyazdan uzak durun arkadaşlar. 3 beyaz, tuz, şeker, un. Tuzlu koyalım. Bugün cozutmuş slime testlerinde son nokta diyoruz. Ve bir gün bununla bekliyoruz arkadaşlar. Hadi gitsin bakalım, bay bay. Geldi. Huhu. Efsane bir slime olmuş. Efsane bir slime olmuş. Sizce bu test böyle olur mu? Olmaz mı? Gerçek mi, fake mi? Kandırıyorsun demeyin, size soruyorum bakın. Bu sorunun cevabını veren arkadaşları şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Testlerim sona erdi. Bay bay, hoşça kalın. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün harika bir slime test var. Acaba slime yapımı mı yoksa slime testi mi?
Birbirinden güzel videolardan bir tanesini daha sizler için hazırladım. Gerçek mi yoksa fake mi? Video başlıyor. Evet arkadaşlar, slime testimize başlıyoruz. Bu sefer bir kaşığa ihtiyacımız var. Tam 3 çorba kaşığı Head & Shoulders'ı tabağın içine döküyorum. Ölçülü ölçülü bir tarif bu. Her zaman göz kararı yapıyordum. Bugün de ölçülerek bu slime testi yapmaya karar verdim. Sırada ne var? Kaşığı temizledim geldim bu arada. Evet, duş jeli, palmolive. Tarif bu şekildeydi. O yüzden ben de palmolive kullanıyorum. Başka duş jeliyle denerseniz bana da sonuçları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Önce 3 kaşığın içerisine 1 kaşık duş jeli döküp karıştırıyorum arkadaşlar. Ve bu tarifi nasıl tekrarlayacağım? Ölçüler tamamlanana kadar. Çılgınlar gibi karıştırdıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? İkinci çorba kaşığımızı ekliyoruz. Duş jelini yavaş yavaş eklemek gerekiyormuş. Ben bunu Instagram'da bir tariften gördüm. Bakalım tutturabilecek miyiz? Sonucu nasıl olacak? Yoksa gerçek mi? Yoksa fake mi? Acaba hangisi der iseniz bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve sonuncu kaşığı da ekliyorum arkadaşlar. Duş jeli. Ne yaptık? Head & Shoulders'ın içine 3 çorba kaşığı Head & Shoulders'ın içine 3 çorba kaşığı da vücut jeli, yani duş jeli dökerek bunları karıştırdım arkadaşlar. Birebir ölçü gibi düşünün. Yani 1 kaşığa 1 kaşık, 2 kaşığa 2 kaşık ya da 3 kaşığa 3 kaşık şeklinde. Şimdi sırada ne var? 4. kaşık. Çünkü niye? Ben olmadığına karar verdim arkadaşlar ve tarifin dışına çıktım bir kaşık daha ekleyerek. Bunun olabilirliğini denemek istiyorum. 3'e 3 cıvık oldu çünkü. Evet, sırada ne var? Tuzumuz gelsin. Bu tarifte birbirlerine daha iyi bağlamak için bu iki malzemeyi tuz kullanmaya karar verdim. Karardan öte aslında tarif bu şekilde ama 4. kaşığı ben birazcık kafadan ekledim arkadaşlar. Evet, tuzumuzun da bir ölçüsü yok. Yine fazla döktün Ayça abla diyenleri duyar gibiyim şu anda. Ama olacak diye ümit ederek döktüm bunları arkadaşlar. Kıvam aldı bayağı bir hayli de köpürdü. Hiç boya koymuyorum. Başka hiçbir malzeme de yok arkadaşlar. Ve birazcık beklemesi ve soğuması için buzdolabına göndereceğim. Evet, 10-15 dakika arası şöyle bekletiyorsunuz. Bir hayli üşümüş. Tabağın kenarları bile böyle buz olmuş arkadaşlar. Tabaktan kazıyarak çıkartıyorum. Kıvam almış. Kıvam almış diyorum ve şöyle yakından iyice de inceliyorum. Resmen kazıyarak çıkarıyorum arkadaşlar. Şu kenarlarda da şansımı deneyeceğim. Isındıkça kopuyor çünkü. Evet, gel bakalım sen, bu kenarları da alalım. Çok uğraştım, çok yordun beni. Şimdi sırada ne var? Evet, kıvam kontrolü elimize yapışmadı. Ve hoppa, gel bakalım birazcık seninle oynayalım. İşe yarar bir tarif misin yoksa değil misin? Bununla karar vereceğiz. Ellerime de krem sürdüm arkadaşlar. Kremle birlikte böyle daha güzel oluyor, yapışmıyor diye krem sürdüm. Ne dersiniz, olmuş mu? Bu slime testin sonucu gerçek mi yoksa fake mi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Slime testleri gelsin harika diyorsanız. Evet arkadaşlar, bu hafta sonu hepimiz evdeyiz. Ben de sizler için harika slime testleri hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.